Geldiler şimdi. Tapınak kaç yıllık dedim. 3600 yıl dediler ya. Bir de bunu almışlar. Bunu yiyorum. Güzel, tatlı. Aili. Bu da ailiymiş. Bu da güzel. Bu da güzel. Ablemiz içiyor böyle. Bayağı meşhurmuş, 70 senelik bir içecek. Böyle yapıyorlar. Abisi yardırıyor. Abimiz Müslüman. Esselamu aleyküm brother. Don't pay. It's fine. Şekilde abiler yapıyor, Müslüman bir abi. Thank you. So how to drink? Wait a minute. Very nice. Is it kaju inside? I don't know. It's kind of meat thing. I don't know. But it's good. I didn't understand what is it, but it's good. It's actually topping is ice cream, but inside that called jigasamba. Tastes good. It's like milkshake. Güzel ya, gayet güzel. Ama güzel, böyle kaymaklı, evet. Sütlü, güzel bir şey. So, what is it? What is it? It's like ice cream, something like... Okay, inside? Kaju? What is it inside? Pistachio, like kaju or... Almond. Almond. Okay, perfect. It's very tasty. Thank you so much. Böyle insanların akşam eğlencesi böyle bu şekilde. İşikten sonra da böyle Müslüman ablalarımız buraya koyuyoruz galiba. Sonra elini yıkıyorsun, devam ediyorsun. Böyle kokonatlı bir şey varmış. So how much one? Let's try. Is it coconut tree? Yeah. They eat tree too? Yeah. Coconut'un şeyini de yiyorlarmış ya. Amca yapıyor. Taste bir bu. İyi hamile ya. Bunlar daha hamile. Actually, rumbu nasıl? Wooden fiber. Bana help benefits. Abi doğradı böyle. Abi. Abi. Buraya dur kavuş. See, look at the pattern. It's like amoeba. Let me check. Which one? This one? Yeah. I cannot. Bayağı coconut ağacı ya. Böyle bir şey. Yiyelim bakalım. Bu ne lan? Let's get one piece. Böyle bir şey de anlamadım ya. Ağacı da yenmez ya. Okay. Biraz mavi hoş. Ortası iyi dedi de bakalım. Böyle bir şey abi satıyor. Bayağı ağır.
Amis jackfruit satıyor. Jackfruit bayağı iyi ya. Kokusu buram buram. En güzel. What do you say? Jackfruit. Blam blam. Jackfruit. Jackfruit. Fruit is English name. Jackfruit. Pala pala. Egg pala pala, brother. Egg means they will give full like piece. I don't know how many pieces. Solang egg? Anna, four. Solang? Only one. Four. Four? Naal piece tango. Naal piece. Hello, idiot. Ha, acayip sivrisinek var. Her yerde var ya. Sürekli böyleyim, yoruldum ya. Anjiray mı? Ne yürüdün ya? Kurun mu kurun ya? Ona nal pizza. Nal. Nal pizza mı? Nal four. Four nal. Wow. Yemin ederim. Ama how much? How much? 40. Okay, let's have. Nice, right? Palam palam. There is some box, but yeah, fine. Box? Yes, box. Yeah. You can have it, yeah. I don't have finger. You just killed it. It was okay. Good? Yes, yes. It is off season, but still you have a good luck. Ah, the nice season for jackfruit. Okay. Böcek çıktı da, taze güzel bir tane veriyor. Bakalım onu yiyelim. Yeah. Which one? This one? Yeah. Why we had five now? We gave one extra. Wow, good man. Fazladan vermiş. Yiyelim bakalım. Bunda böcek yok. Oo. It's good. Güzel, bayağı güzel. Şu çekirdeğini fırlatıyorsun. Tanesi 10 rupi. Güzel. 4 tane aldık. Bir tane ekstra verdi. Güzel. Muz da yedi de. Açız abi, açız. Card. Card. Wooden card. A wooden card. Burada da bir şeyler veriyor. Kutsallık dağıtıyor. Ah, where they come from? Different city. Ah, this is. There is card. They say card. You say card. Card. Cut. I got. Okay. Cut. Cut. Not card. It's cut. Şunların içinde de her yıl Mayıs'ta yapılan bir festivalin şeyi varmış, araçları varmış. Only one time they. Release, right? Once a year they release. So who rides? I think like a lot of people. So people carry or? Yeah. No, they just pull that. Yeah. Pull that. Okay. Wow. Yılda iki sefer, ya yani yılda bir sefer gözükmüyor ama bunları çıkarıp sokaklarda yürütüyorlarmış. Look at these beans. Yeah, I saw beans. Yeah. It's too big. So what is in inside? I mean, what is reason they write? They actually protect the cart because the dust and rain, sunlight. Uh-huh. So they completely made from wooden wood. Wood. Yeah. But what is reason they release and pull the carts around city? It's actually the god marriage. God marriage. Yeah. That temple, uh-huh. They have two gods, uh-huh. Lord Shiva and another one Meenakshi. Uh-huh. Each year they celebrate that marriage day. Okay, so okay. That time
use the cargo over there. Okay, for marriage. Okay. Öyle, evlilik içinmiş. Orada bir tane var, biliyoruz. One for the Shiva, one for the Amman. Amman? Amman is Minakshi. Okay, Minakshi. A female god, Shiva. So they are married? Yeah. Okay, so Minakshi is one of wife of Shiva? Yeah. Okay, and Parvati also one of wife? No, there is a different kind of, it's like a... How would I explain that? So how many wives he has? Does not mean wife. Each time they have a different place, they have a different character. Ah, okay. Both are not same. Okay. It's not same Shiva. Yeah. Who marry with Parvati and who marry with Minakshi? Yeah, it's, Amma. God is same, but each time they different avatar. Different avatar. Okay. I got you. Like diğer araçta bu evlilik için ikisini, biri Shiva için. So which one is for Shiva? Yeah, bigger one is Minakshi, smaller one is Shiva. Smaller one is Shiva. This one is Shiva. Küçük olan Shiva için, diğeri eşi için dedi. 7 eşi var diye biliyorum. Shiva'nın ancak söylediği farklı evrenlerde, farklı boyutlardaki eşleri. Yani bir hikayedeki eşi Parvati, bir hikayedeki eşi Minakshi. Değişiyor. 5 tane daha var öyle. Bak böyle hamur gibi bir şey satıyorlar. Bu ne anlamadım. Kiloyla satıyor böyle. Çamur mu? Kil galiba. Kil. Şekilde. Namaste baya. Ram ram. Burada namaste ile ram ram yok. Burada vanakam demek gerekiyormuş. Tamilce'de merhaba demek. Vanakam. It's like welcome. Vanakam. Vay. Bak kaya da satıyorlar. Bayağı rahat. Oh, this is not stone. This is like fragrant of... What's it for? Fragrance stone. So you put it on the fire, charcoal or something, so it gives you fragrance. Okay. İlginç, burada Hinduizm farklı ya güneyde. Vanakam, selam demek. Ana da kardeş demek, ana. Erkek kardeş, aka da kız kardeş demekmiş. Öğreniyoruz. Sikogi öğreniyor. Burada abimiz yine kutsuyor insanları. Bu şekilde. Bak dediğim gibi Müslümanlık da yaygın. Müslüman abiler takılıyor böyle burada. Bu şekilde. Natchi. Ana burada. Baba ana. Böyle burada da bir ineğimiz var. Güzel. Yine eski atların olduğu kilise. Ay kilise diyorum ya. Tapınak. I should call baba papa. No? How? Papa for girls. Papa, papa for girl. Okay. Çok karışık. Papa kızlar. Yaşlı kızlar içinmiş. Yok, küçük kızlar mıydı? Aka yine kız kardeş. Ama Aka böyle bacım gibi. Değişik ya. Burada biri yatıyor. Güzel. Tamil Nadu. Biraz daha çıplak Hindu çekeyim size. Ey yavrum benim. Çıplak abiler. Çıplak ayak. Bu şekilde. Valla bir yerlere atlıyorsun lan. Hadi park. Parking. You cut yourself. Your hand. Let's go then. I'm fine. Ha, bu şehirde bu tarz parota dedikleri şeyler meşhur. Tadına bakacağız. Bakalım nasılmış. Şu zaten bizim katmer gibi. Müthiş. Buna lafım yok. Şöyle alalım bakalım. Güzel. Güzel. Abi yemek siparişi verince Hindistan'da muz yaprağında geliyor. Pirinç, sos, işte tavuk, ekmek. Bu şekilde paketlenmiş işte soslar var. Böyle. Plastikli. Bunları döküp döküp yiyormuş. Çok iyi değil mi ya muz yaprağında yemek gelmesi? İlginç. İtlik. Muz yaprağında. Soyuyorsunuz. Mercimeği döküyorsunuz. Oluyorsa yemek. Oh, so cool.
sambars are sweet. Sambar what? Sambars are sweet. Ah, why we have two spoons? So this is coconut. Karnataka'dayız. Karnataka yemeklerini deniyoruz. Gayet güzel. İtli pirinçten yapılıyor ama ekmek içi gibi ya, böyle yumuşak. Güzel bir şey. İki sosa batırıyorsun ya. How about this? Mix? Red. Zero, separate. And then we have to mix. Okay. Genelde her şeyi karıştırıyorsun like ya. Rice you can have. Bakalım olmaz. Güzel. Bu da dosa. Güneyin her yerinde var. Parça parça alıp bandırıyorum. Tamam. Tamam. What did you say? Yeah. Restoranda böyle. Small cup. Bunu da böyle köpürterek, karıştırarak içiyorlar. Buradaki şekeri karıştırmıyor, senin karıştırman gerek. Mükemmel. Oradan seçip seçip yiyorsun. Yemekler böyle seçip yiyorsun. Bu da arıtma. Hindistan'da herkese böyle su veriyorlar. Çeşme suyunu arıtıyor. Şu pis tarafı, bu temiz içilebilir taraf. Böyle. Just eat. Otobüsler böyle. Camları yok çünkü burası çok sıcak. Bunun var. Çoğunun yok. Burası... What was city name? What? City name? Mangalore. Mangalore. Burası Mangalore. Karnataka'nın en büyük şehirlerinden biri. Bayağı yoğun. Kadınların oturduğu bölüm. Arkası full kadın. Bu taraf erkek. Otobüs böyle. Burası da devletin otobüs terminali. Karnataka. Buranın dili farklı. Siri 5-6 dil bildiği için Güney Hindistan'da Tamilce biliyor. Karnataka işte bilmem ne bir sürü şey. O yüzden okuyabiliyor. Alfabesi de aynı değil ancak biliyor. Gokarna diye bir yere gitmeye çalışıyoruz. Karnataka'da. En sonunda böyle bir yere indik. Ancak ölüyoruz, niye? Gece trendeydik. Gün içinde otobüs mahvetti bizi. Açım. Uykusuzum. Trende hiç uyumadım. 12'de kalktı. 7.30'da bıraktı. Hiç uyumadım. Sıfır. Konuşamıyorum yani. Böyle. Ama burada dinleneceğiz. Dinlenmek için geldik. Güzel bir yere benziyor. O kadar güzel ki video çekmeyi unutmuşum ya. Kaldığımız yer burası. Böyle yukarıda bir bina. Çok güzel. Şu abla buranın sahibi.
Ama bayağı da büyük bir yer böyle. Şöyle şuradan böyle gidiyor, arada çalışıyorlar, yapıyorlar bir şeyler. Sahilin kenarı. Şurada da restoranı var. Zaten buradan çıkmıyorsun hiç. Emekli gibi burada yaşıyorsun. Şurası mutfak. Buradan sipariş ediyorsun. Gidiyorsun dışarıdan şuradan. Yiyorsun. Oradan denize koşuyorsun. Böyle bu şekilde. Hemen karşısı deniz. Şurada ateş yakıyorlar geceleri. İşte salıncak var, hamak var. İnsanlar böyle takılıyor. Hatta gelin denizi de göstereyim. Ya da yemek sipariş veririm ondan sonra. Dediğim gibi buradan çıkmıyorsunuz. Fiyat önünüze geliyor. İşte karpuz suyu 100 rupi. İşte 1 dolar falan. Portakal suyu 1,5 dolar. İşte lassisi var 1 dolar. İşte su 1 litre 25 diyor. Çayı var, her şey var. Fiyatları uygun. Yemekler var. İşte burada yiyorsun. Bir yanesi var 200 rupi. Ya dışarıda yediğin yemekleri burada yiyorsun. O yüzden sizi buradan çıkartmıyorlar. Yani güzel bir sistem kurmuşlar. Giriyorsun, çıkmıyorsun. Bayağı da rahat. Genelde denizi de göstereyim. Deniz o kadar iyi değil ama kumsalı güzel. Burası böyle. Fazla müşterisi yok. Aslında şu an sezonu. Yani çok mükemmel sıcak değil. Şöyle kapısı var. Ölürseniz falan şey demiş. Bak. Ölürseniz sizin sıkıntınız falan demiş. Of your life, of life. Neyse, onda bu kapıyı kapatıyorlar çünkü deniz seviyesi acayip yükseliyor. Gel git oluyor burada. Deniz ta buraya kadar geliyor. Şu an şey gibi hissettim. Antarktika'ya giden Arap var ya bir tane. Şu an Antarktika'dayız diyor. Neyse, esprisini yap. Böyle gidiyoruz. Burası gördüğünüz gibi deniz. Çocuk aklımdan çıkmıyor ya. Tastes like urination. Böyle deniz dalgalı. Buralarda surf falan da yapıyorlar. O bayağı gelmiş lan. Bu kadar yoktu normalde. Bayağı geride. Yani şöyle bir 200 metre falan geride olması gerekiyor. Şuralarda falan. Şuralarda. Hadi 100 metre diyeyim. Ama çok güzel. Yani kimse yok. Bomboş görüyorsunuz. Kaldığımız yer böyle şurası, orman içi. Hava zaten müthiş. Burası nerede? Burası Goa'ya yakın bir nokta. Goa'yı herkes böyle çılgın, işte Avrupalıların parti yaptığı yer olarak biliyor. Burası Goa'nın güneyinde. Goa'ya bağlı değil. Karnataka'ya bağlı bir, ne diyeyim, ilçe mi köy mü, öyle bir şey. Tatil köyü diyeyim. Çok güzel yapmışlar. Yani fiyat da uygun. Oda fiyatı falan böyle 25 dolar. İki kişi gelip, yani şehirde de o parayı veriyorsun. İki kişi gelip kalabiliyorsun. Yemeğini de dışarıda yediğin gibi burada yiyorsun. Hem onlar kazanıyor hem sen dinleniyorsun. Bir tane Avrupalı kız var. Yoga dersi veriyor burada. Nereli bilmiyorum. Konuşmadık. Sadece selamlaştık. Bayağıdır buradaymış ama. Yoga dersi veriyor. Kızın rutini her sabah böyle kalkıyor buradan. Denize koşuyor, giriyor. İki güneşleniyor. Sonra gidiyor yoga dersi veriyor. Yemek yiyor. Sonra geliyor bir daha öğlen. Burada tekrardan güneşleniyor. Denize giriyor. Bir daha güneşleniyor. Bir daha giriyor. Bir daha güneşleniyor. Sonra geri gidiyor. Akşam yemeği yiyor. Ateşin başında oturuyor. Öyle iki muhabbet, gidiyor yatıyor. Kızın günü böyle. Ve çok mutlu. Herkese gülümsüyor. Dinlenmeye gelmiş. Büyük ihtimal burada işte yoga dersi karşılığında bir ücret alıyor. Ücretsiz konaklıyor. Yemeğini falan karşılıyorlar. Tatlı bir kız. Bu şekilde. Burası. Bugün de otobüsümüz var. Buradan ayrılıyoruz. Pardon, trenimiz var. Bir 3-4 saat sonra yemekten sonra hazırlanıp ufaktan kaçacağız. Güzeldi. Abi yemek böyle. Denize karşı. Siri'ninki yoğurtlu pirinç. Sebzeli omlet. Noodle. Hadi bakalım, afiyet olsun.
karpuz suyumuz da geldi. Oh. Güzel. Tren yolu Goa'ya doğru. Yine abiler bayılmış. Trendeyiz, gidiyoruz. Koltuğumuza. So this is Fish King, right? This is curry. Fish King. This is the rice. Okay. This is silver fish. Silver fish you call. Small. Bu bizim hamsi gibi. Aa, we eat this in Turkey. Hamsi mi de bu yoksa? Allah'ım çünkü. Kılçıklı yedim hem de. There's bone. Buna da kral balık diyorlar, kingfish. Bu meşhurmuş Goa'da. Hemen tadına bakıyorum. Şöyle ince kesilmiş. Bu bayağı iyi. Mısır unu detayı bayağı iyi. Şu hamsiye benzer de biraz mezgit gibi ya. Tadı mezgit gibi geldi. Ne olduğunu bilmiyorum. Kılçığı daha şey ama. Hamsi la bu. Ne mezgit? Bayağı hamsi yiyorlar ha. Güzel Goa balıkları. Şu an bayağı oturdum. Hindistan, Goa'da. Hindistan. Hamsi ayıklıyorum ya. Hamsi değil bu. Aslında gümüş balığı dediler. Silver fish diye geçiyor. Ama hamsiye benziyor. Aynı. Yani kılçıklı da yeniyor. Demin yedim. Güzel. Mısır unu. Bayağı hamsi. Diğer balık efsu ama yani. Diğer balığı kıyaslayamam. Bayağı iyi. Alabalık gibi biraz. Güzel. Bayağı hamsili pilav yaptım ya. Hamsili. Uçağın tatlılığı. Hintli abi. Bu devlet uçağı. Neydi lan adı? Air India diye geç. Çok güzel. Bu uçak beni Mumbai'ye götürüyor. Siri'den ayrıldık. Artık yolumuza yalnız devam ediyoruz. Siri'ye buradan teşekkürler. Güzel bir yol arkadaşıydı. Hindistan'ı bize daha detaylı bir şekilde anlattı diyelim ve öğretti diyelim. Bak, bir saatlik uçağa suyla sandviç vermiştir. Bu arada bu uçağın fiyatı $20. Acayip ucuza buldum. Yani trenle gitsen 15 saat falan sürüyor. Ona rağmen tren bileti $30 falan. Otobüsler $40, $35. Goa'dan Mumbai'ye. O yüzden çok ucuza uçak bulunca atladım. Valizim de yok. Geldim. Yani $20'lık uçakta adamlar sandviç ve su bedavaya verdi. Ben buraya gelirken Flynas'la gelmiştim. Adamlar su bile vermedi lan. Kaç saatli uçağa. Oğlum çok iyi lan. İlk defa böyle bir şey gördüm. Uber bekliyorsanız böyle gidin falan diye işaret koymuşlar. Ola var, ola arkada. 4 burası herhalde. Uber devam diyor ama devam mı? Devam ya.